Sevgili eczacılar, eczacılık fakültelerinin eczacı adayı sevgili öğrenciler ve değerli öğretim üyelerimiz. Sizlere fakültem adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 14 Mayıs 2020 gününde bir yandan bilimsel eczacılığın 181. yılına ulaşmanın anlamlı gururunu yaşarken, bir yandan da COVID-19 pandemisinin sarstığı, üzüntülü ancak yılmadan mücadele edilen bir dönem yaşamaktayız. Bizler sizleri yetiştiren öğretim üyeleri olarak biraz daha cephe gerisinde görünsek bile akademik deneyim ve bilgimizle her zaman yanınızdayız ve sizleri kucaklıyoruz. Sevgili eczacılar, eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren hayatımı insanlık hizmetine adayacağıma sözleriyle başlayan eczacılık yeminiyle uğurluyoruz her sene sizleri gerçek hayata. Yaşamış olduğumuz COVID-19 pandemisi süresince eczacılık mesleğinin gerçekten adanmışlıkla yapılabileceğini tüm topluma gösterdiniz. Canla, başla, hayatlarınız pahasına, kesintisiz 7/24 sağlık hizmeti vermek için durmadan çabalayan değerli meslektaşlarım, sizleri tek tek kutluyorum. Her yıl coşkuyla kutlamaya alıştığımız 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü bu yıl maalesef sosyal mesafelerimizi koruyarak kutlayacağız. Hep beraber sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle Eczacılık Gününüz kutlu olsun. Eczacılık, ilaç ile ilişkili bir meslek ve bilim alanıdır. İlaç, sağlık için olmazsa olmaz bir üründür. Ticari bir meta alamayacağı gibi, eczacı da esasen bir ticaret erbabı değil. Birinci basamak sağlık hizmeti veren bir sağlık çalışanı ve halkın en güvenilir ilaç danışmanıdır. Eczacılığın bilimsel araştırma alanı da kuşkusuz ki ilaçtır. Yeni ilaç keşifleri bilimsel eczacılığımızın temel hedefi olmalıdır. Ülkemizdeki bilimsel eczacılığın 181. yılı kutlu olsun. Öncelik halk sağlığı, eşit ulaşılabilir sağlık hizmetinde eczacıların rolü ve önemi son yaşadığımız korona salgınında bir kez daha anlaşılmıştır. Birlikte omuz omuza mücadele ettiğimiz eczacı arkadaşlarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutlarız. İnsan sağlığıyla uğraşılan mesleklerin en önemli ayaklarından biri eczacılık mesleğidir. Bu mesleğin pek çok sorunları vardır. İnşallah bu sorunlar önümüzdeki dönemde, önümüzdeki süreçte çözülür. 14 Mayıs Eczacılık Günü önemli bir gündür eczacılar için, hatta bayramdır. Ben İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı olarak tüm eczacı dostlarımın eczacılık gününü canı gönülden kutluyorum ve sorunlarının çözülmesini de yine en kısa zamanda çözülmesini dileyerek huzurlu, mutlu, nice yıllar diliyorum. Veteriner hekimler olarak eczacı dostlarımızın gününü kutluyoruz. Sağlık meslek odaları olarak uzun zamandır başta toplum sağlığı olmak üzere birçok alanda birlikte mücadele ediyoruz. Bu son pandemi sürecinde eczacı dostlarımızın gösterdiği olağanüstü gayret ve çaba için teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Korona günlerini geride bıraktığımızda yazılacak tüm öyküler ilk kaybımız olan eczacı İhsan Bey'le başlayacak. Bizi evimizin dört duvar arasına kapatan koruma güdülerine inat, yaşamlarını tehlikeye atarak birinci basamak sağlık hizmeti gören eczacılara olan minnet duygularımız da o öykülerin satır aralıkları arasında yer alacak. Biz eczacılara can borçluyuz kısacası. 14 Mayıs Eczacılar Günü'nde bütün avukatların eczacılarla dayanışma duygularını iletip onları kutluyoruz. İyi ki varsınız.